Elhamdülillah. Nasıl olacak abi bu ekonomi sıkıntılar? Bereketsizlik var, israf var. Şükürsüzlük var. İsraf var, şükürsüzlük var. Yani insan nefis olarak herkes diyor ki ben en iyi yaşayayım. Kabul etmiyor yani. Halbuki ben bak asgari maaş çalışıyorum. Vallahi asgari ücret. Yetiyor bana. Ama benim kahve hayatım yok, içki yok, eğlence hayatım yok. Ha benim evim kira değil. Ama kira tabii biraz, kiralar çok yani dengesiz maaşlara göre. Gençler niye ülkeyi terk ediyor abi? Abi gençler hepsi istiyor ki yüksek düzeyde yaşasınlar yani. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki kimimizi kimimize üstün kıldık. Neydi? Ömürde. Biri yaşıyor 20 sene, biri yaşıyor 100 sene. Diyor kimimizi kimimize üstün kıldık. Neydi? Evlattı. Adamın 10 tane çocuğu var, onun bir tane olmuyor. Kimimizi kimimize üstün kıldık diyor Allah Teala. Neydi? Malda. Şimdi insanlar diyor ki herkes eşit zengin olsun. O bir kere fizik kanunlarına aykırı. Niye? Kur'an diyor ki o üstün olan, zengin olan, o sefih olanı çalıştırsın. O da geçim ve mahiyetini sağlasın ve dünya işleri dönsün. Hani sen ağa ben ağa, inekler kimse ağa. Herkes eşit zengin olsun. Kim çalışır? Kim o tarlayı eker? Kim o hayvanın altını temizler? Kim hayvancılık yapmaz? Sende var, bende var. Dünya işlerinin devam etmesi için zengin fakir olacak. Adam şu an çalışmıyor, parası yok cebinde. Çünkü diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de size sevdirildi. Ne? Kadınlar, güzel cins atlar, yeşil vadiler, sarı ve beyaz, altın ve gümüş. Bu herkesin fıtratında var. Herkes. Mesela diyor ki kimisi buna hepten daldı. Kimisi muteber bir yol, ikisi arası tuttu. Kimisi diyor ki sırf ahiret o kazandı. Biz hep dünya. Hep dünya. Kur'an diyor esnaullah. İnnel hayate dünya laibun ve lahu. Dünya diyor oyun ve oyalanma yerimiz zannettiniz. Ve ma halakna semavati vel arda ve ma beynehu laibin. Yerleri ve gökleri size oyun ve eğlence olsun diye yarattık. Ve mal hayate dünya illa metal gurur. Dünya gururlanma zenginleşme yerimiz zannettiniz. Biz öyle zannediyoruz. Diyoruz ki en iyisi bende olsun. Herkes böyle. Fıtratça böyle. Yaratılışta var çünkü bu. Sevdirildi de dünya. Mesela diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahireti bir an görebilseydi cennet cehennemi dünya işlerini terk ederdiniz. Aç kalırdınız. Tarlanıza gidip hayvanınıza bakmazdınız. Hep ahiret için çalışırdınız. Şimdi biz neyi görüyoruz? Dünyayı. Göz gördüğüne meylediyor. Şükür yok. Bakıyorsun ki adamın altında arabası var. Elindeki telefon 30-40 bin lira. Yemin ediyorum küfür ediyor hükümete. İşi var. Küfür ediyor kardeşim adam. Yani nasıl bir iş? Aç var mı? Ben aç görmüyorum. Sen gördün mü aç? Türkiye'de altına ekmek diyor. Somali'ye yeter. Ki ekmek 18 lira. Hala atıyorlar. Yani gelirde dengesizlik var. Biri çok kazanıyor, biri hiç kazanamıyor. Mesela faizleri yapmışlar 130. 130 faiz mi olur ya? Adam ne yapıyor? Parası var. Ben diyor şimdi dükkan atsam, ticaret yapsam belki risk basacağım. Koy ya faize. Halbuki faizin günahı. Vallahi sonumuz hiç açıkça değil. Gençlere sorduğumuzda diyor ki değişim olsaydı belki böyle olmazdı. Sizce de böyle olur muydu? Vallahi abi bence olurdu. Yani bugün ben AK Partiliyim, yalan yok. Ama iktidarda o potansiyeli görmüyorum. Şimdi gerçek yani öyle bir kuvvetli bir iktidar olsa denilir. Abi AK Parti'nin de İslam'la alakası yok. Bak ben söyleyeyim, AK Parti'nin İslam'la alakası yok. Ama ne var? Kötünün iyisi. Biri diyor ki hepten dozerlerle yıkacağım diyor camileri, mesçitleri. Hocalara diyor imam nikahı hapse atacağım diyor. E Canan Kaptancıoğlu ne diyor? O inandığınız Allah'ın da sizin de belasını versin. E nasıl oy vereceğim ben buna? Buna veren kafir olur ha. Bu şakası yok. Allah'ın da sizin de belasını versin diye insana sen oy verebilir misin? Verilir mi? Muharrem İnce neymiş? Bir tane çocuğa ufak yaşta evlendirmişler. Kardeşim bu çıkar yani. Her sektörün sapığı çıkar. Hocanın da sapığı çıkar. Araştıracağım bunları, at hapse. Kardeşim olsa at. Ama sen genele bunu lanse edersen ki bunların hepsi sapık. Bunların hepsini hapse atacağım. Niye atıyorsun kardeşim? Bugün pavyonları kapatacağız diyen yok. Camiyi niye kapatıyorsun? Çocuk öğrensin İslam. Din dersleri kaldırılsın. Niye kaldırılsın? Ülkemizde diyelim ki şeriat gelse. Diyor ya hırsızın eli kesilsin. Mesela sizce de böyle bir katı bir davranış gelsin. Bak şimdi ama hırsızın eli nasıl kesiliyor biliyor musun dostum? Evinde yiyeceği şey varsa Kur'an-ı Kerim'de 6. cüzde diyor ki hırsızlık yapan kadın ve erkeğin ellerini kesiniz. Acınma hissi size sakın engel olmaz, bu şahitlerle yapınız. Kur'an. Bak bizim kitabımız. Belki de 50 kişi 100 kişi gider ama caydırıcı olur. Ama senin kanunların bugün atıyor çay içeri çıkıyor. O adam niye korksun ya? Tekrar yapıyor adam, korkmuyor ki. Caydırıcı bir ceza yok. Ama elini keseceğini bilse. Ya zina yapana Kur'an 100 denek vurun diyor. Hazreti Ömer'in oğlu 80'de öldü. 20 tane ölüsüne vurdurdu. E şimdi sen laiklik, özgürlük. Özgürlüğün de bir sınırı olması lazım. Kardeşim çıplak geziyorlar, kimse bir şey demiyor. Çıplak gezenler Müslüman bir köyde çarşaflı gezene saldırıyor. Acayip bir zaman yani. Konuşamıyorsun, karışamıyorsun. Bir dakikada seni alırlar, şey yaparlar, götürürler. Çok kötü bir zaman yani. Vallahi billahi bunun sebebi azgınlık. Allah-u Teala bize bozuk yaşadığımız için bela veriyor. Çünkü bak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir toplulukta zina artarsa o topluluk fakirleşir. Kıtlık artar, cinayetler artar. Yer şiddetle gazaplanır, sallanır. Hadis bunlar, hadis. Yer şiddetle gazaplanır, sallanır. Ya kardeşim, hepsi var şu an. Hepsi serbest. Bu depremler, seller görüyorsun. Ama insanlar ne diyor? Doğal afet. Allah'tan geldiğin yok. Kur'an-ı Kerim'de ne kavimleri yok ettiğini anlatıyor Allah-u Teala. Yani At kavmi, Semud kavmi, Hud kavmi. Taş yağdırdım diyor. Çakıl gönderen, kasırga gönderdim diyor. Depremle yerle bir ettim diyor. Kardeşim, Müslümanım diyor. Adama bunu söylüyorsun. Adam yüzüne kişiliyor, sana gülüyor ya. Alaylı alaylı gülüyor. Müslüman diyor bu adam ha. İnanmıyor ha. İç aleminde inanmıyor. Dilinde Müslüman. Kardeşim bu ne ya? Müslüman bir ülkede zina serbest, içki serbest, zina, kumar serbest, faiz serbest. Hepsine ruhsat vermişler ya. Bunun sebebi bu kardeşim. Bu iyi günlerimiz vallahi. Allah-u Teala hakikaten bize musammalı yani. Bu ne kardeşim bu kadar azgınlığa karşı? Adam Müslümanım diyor. Ayet söylüyorsun sana alaylı alaylı yüzüne bakıyor ya. Acı diyor bu zamanda bu olur mu ya? Gelecek bize bela. Bu iyi günlerimiz. Ben anneme vallahi dedim kaçalım bu İstanbul'dan. Hani bu İstanbul depremi diyorlar ya. Vallahi inanıyorum ben ona.
bu kadar azgınlığa gelir yani bu. Ben gece bekçisiyim. Gece 3'te, yemin ederim 2'de işte hanın önünden gencecik kızlar geçiyor. İçmişler, kafaları iyi. Ne kardeşim, bunun anneleri babaları değil mi? Sen bu saatte ne yapıyorsun kardeşim, gitsene. Dinlemiyor. Kanun da onu tutuyor. 18 dolu birey diyor, karışamazsın. İstediğinle takılır diyor. Çok kötü bir zaman yani. Hakikaten yani Müslüman adamı inan sonumuz kötü.